Herkese merhaba, günaydın. Ben Ebru Karaca. Kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün günlerden cuma. Sıradan bir cuma. Böyle sabahleyin karar verdim. Ama saat de sanırım 11.30 falan. Vakit bayağı geçti. Vlog çekeyim dedim. Evi toparladım falan derken vakitler bu vakitleri buldu. Özel bir şey yok açıkçası bugüne dair. En azından şimdilik yok. Böyle spontane gelişecek bir gün olacak diye tahmin ediyorum. Sadece öğleden sonra saat 3'te gözlük için, yani göz doktoru randevum var. Gözlük alacağım. Zaten gözlüklüsün diyeceksiniz. Aslında bunlar normal, numaralı, her gün kullanmam gereken gözlükler değil. Okuma gözlüğü dediğimiz gözlükler. Kitap okurken, örgü örerken falan kullanıyordum. Ama ben bunu gözüm ilerledikçe mi, yoksa tembellikten mi, unuttuğum için hep gözümde tutmaya başladıkça gözlerimi biraz bozdum. Şimdi yakın, uzak hepsi birbirine karıştı. Hepsi biraz kötü. O yüzden tekrar ölçtürüp numarasını belirleyip gözlük alacağım. En son gittiğimde de böyle bir niyetim vardı. Son anda vazgeçmiştim. Lens için doktor eğer sizi eligible ne deniyor? Yani göz lense uygun mu diye karar verirse ondan sonra lens kontrolüne gidiyorsunuz. Karar vermişti ama ben son anda vazgeçtim. Çünkü nasıldı? Fiyatlar pahalıydı birazcık sigortalı olduğumuz halde. Bir 200-250 dolar falan herhalde sadece o kontrol için gidiyorsunuz. Sonra işte kursa girmek, bir saatlik bir kursa girmek zorundaymışsınız. Lensi takıp çıkartmak falan üzerine. O kurstan da geçerseniz, ki herhalde geçilir galiba bilmiyorum ama geçseniz de geçmeseniz de vermeniz gereken yine bir 200 civarında bir ücret vardı. Bunlar tabii lens ücretinin de dışında. Böyle ben dedim ki sonra yok ya yapabilecek miyim bilmiyorum falan emin olamadım. Çıkmış gelmiştim ama bu sefer kararlıyım. Lens'te kararlıyım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Lens kullananlarınız var mı? Tavsiye eder misiniz? Ne yapayım ne edeyim? Gözlükle mi devam edeyim? Ben sanırım lens kullanacağım. Bu sefer kararlıyım ama yine de sizin de tecrübelerinizi merak ediyorum. Amazon paketim gelmiş bu arada. Şimdi birlikte ne derseniz onu açalım mı? Bir tane daha paket var. Dün gelmişti ama zamanım olmamıştı. Onu da birlikte açalım. İçinde hangisinde ne var bilmiyorum. Bakalım. Online alışveriş sevenler benim gibi burada mısınız? Yani aslında sevmekten çok artık günümüzde herhalde bir şey oldu. Ne diyeyim? Zorunluluk gibi bir şey oldu. Bilmiyorum yani ben artık çok fazla dışarı çıkıp AVM'ye gidip de kıyafet alışverişi falan yapmıyorum. Genelde online yapıp iade edeceklerimi de postayla da gönderilebiliyor aslında ama gidip vermeyi tercih ediyorum. O şekilde ilerliyor. Bir de Amazon burada Türkiye'deki gibi Trendyol gibi işte çok pratik, çabuk geliyor, hızlı geliyor. Her şey var. Mağazalara, dükkanlara gidip de neyi araştırayım, bakayım falan diye düşünüyorum. Öyle Amazon'dan alışveriş yapıyoruz. Bakalım. Evet şunlar. Bunları gösterince aslında başka bir şey daha sonra göstereceğim size. Henüz pek hepsi gibi bir şeyler. Bir kahve sehpasından bahsetmiştim size. Bu odayı dönüştürdük ya. Yemek odasından oturma odasına çevirdik. Kahve sehpası ihtiyacımızdan. Alfiye'ye istediğim kahve sehpası, Henüz'ün kahve sehpası. Bir türlü gelmedi. Kahve sehpası diyorum da bu arada Türkçe kahve sehpası olarak çevrilmiyor. Orta sehpa deniyor değil mi? Burada coffee table olduğu için. İşte orta sehpa gelmedi. Sonra biz bir TJ Maxx'ten bir tane sehpa buldum. Çok da sevdim. Çok güzel gerçekten. Ama şöyle bir şey. Bir kez tost yapmıştım. O tost tabağını sehpaya koymuştum. O sıcaklığı ki tost ne kadar sıcak olabilir... Sehpaya iz yapmış. Dedim ki böyle tepsiyle değil de her zaman şöyle bir şey mi koysam böyle hem düz. Bir de ben bu sepetleri ince tabak gibi şeyleri ay çok tatlı. Çok seviyorum. Şöyle ki bundan böyle bir üçlü set daha aldım ben bu arada. Konuyu dağıtıyorum ama üçlü set daha aldım. O da gelmedi. Bugün gelecek. Onu da biraz sonra geldiği zaman açarız. Böyle. Ben bunları böyle duvarda kullanmayı da çok seviyorum. Şurada bir küçük duvar var. Oraya böyle üçünü, ikisini bir tane, şu iki küçüğü bir duvara, tam köşeye gelen yeri. Bunu da bir duvara asmayı da düşünüyorum. Veya belki dedim sehpanın üstüne koyup böyle bunu öyle mi koysam bilemedim. Resminde baktım çok hoşuma gitti.
yaşam çiçeği de seninle benziyor falan, böyle çok sevdim, aldım, bir düşüneceğim. Yani ben hiçbir ürünü evet aldım bitti değildir, ben üstüne uzun uzun düşünmem gerekir. Ay, böyle bir olayım var. Şimdilik koyayım. Ha, ne kadardı bunlar? Şöyle yazmıştım, sepetler 29.99 almışım bunları. Üstüne bir de %6 tax vergisi oluyor. Defne, bu LOL, lol bebek dediğimiz, bunları çok seviyor. Ben de seviyorum. Bu da indirimdeydi. Çok bir indirimdeydi. 18'e inmiş herhalde, yarı fiyatı gibi olmuş. Bunu aldım ama Defne'ye göstermeyeceğim. Bu videoyu da izletmeyeceğim dermişim. Tabii ki. Bunu böyle bir yaklaşan bir özel günde. Çünkü son zamanlarda aslında biraz aldım. Ve bunu da üstüne vermek de istemiyorum şimdi. Ne geliyor yakınlarda? 23 Nisan var. 23 Nisan gerçi çok geç o vakti. 18 mi 20 mi öyle bir şeydi. Öyle. Şunlar. Ya aslında sizle bir şey videosu yapmak istiyorum. Buradaki abur cuburlar, bununla ilgili çok videolar var biliyorum. Aslında bu videoyu yapmaktaki bir çekincem de şöyle. Türkiye'de olmayan, burada olan abur cuburları da hepsini de çok bilmiyorum. Mesela yıllar önce Amerika'ya gelen Türkler, arkadaşlar paket paket oraya götürürlerdi. M&M, o içi fıstıklı M&M'lerden falan götürürlerdi. Çünkü Türkiye'de yoktu. Ama Türkiye'ye son 4 yıl önce gittiğimde bir gördüm ki M&M'ler her yerde. Oreo zaten var, Snickers'lar falan var. O yüzden hani burada Snickers deneyip denesem, Oreo falan denesem, ha tadı şöyle böyle falan, komik olur. Ben de çok bilmiyorum. Yani Türkiye'deki ve buradaki kıyasları, orada olan, olmayan, burada olan şeyleri çok bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım yine de. Mesela bunların Türkiye'de sanırım olmadığından eminim gibi. Burada bile belki herkesin bilmediği atıştırmalıkları, abur cuburları denediğimiz bir challenge, bir video yapmayı düşünüyoruz çocuklarla. Bunlar da aslında bebek atıştırmalığı. Burada bebekler için çok fazla konserve, hazır yiyecek. Yani zaten çok fazla hazır yiyecek var. Bebekler için de neden olmasın? Bununla ilgili büyük, uzunca reyonlar vardır. Bunlar da böyle küçük, dondurularak kurutulmuş yoğurt damlacıkları diyebiliriz. Bu şekilde organik bir ürün. Ne kadardı? 3.49'du ama ben dün markete gittim. Kampanyası indirimi vardı, öyle bir dönem dönem indirimli. %20 daha indirim vardı. Oradan da bir dolu aldım. Bir dolu dediğim 5-6 tane de oradan aldım. Biz çok seviyoruz bunu. Birkaç yıl önce tatmıştık. Çok sevmiştik. Bu da şöyle telefon tutacağı araba için. Genelde kameram olmasına rağmen telefon daha pratik geliyor ve telefonla çekim yapıyorum. Ama arabada telefonla çekim yaptığımda genelde tripodu böyle tutarak ve oldukça güvensiz. Ve bazen o tripodun düştüğü falan olmuştur. Tabii siz onları görmüyorsunuz. Öyle durumlar oluyor. Bunu arabaya monte edip daha güzel çekim yapabilmek için aldım. 24 dolardı. Cama da yapışıyormuş. İyi, güzeldi. Bakalım nasıl olacak. Öyle bunu aldım sizler için. Şöyle sabahleyin diye, yani biraz önce de gördüğüm tütsü çok seviyorum ben. Bunu direkt açacağım. Geri vermeyi düşüneceğimi sanmıyorum. Tütsü seviyorum. Benim sabahki yaktıklarım gül kokuluydu. Bu da nedir? White Sage. Beyaz ada çayı. Beyaz ada çayı ve Palo Santo. Bunu merak ettim mesela. Biraz kokusunun ağır olduğunu duydum ama nasıldır? Yırtayım. Sevdim ben. Güzel. Yani nasıl, şöyle gibi falan diyemem, tarif edemem. Ama güzel. Ada çayını da koklamak isterim. Ada çayını zaten normalde de çok severim. Evet, ada çayı, ada çayı gibi yani. Çok güzel. Bu kadar. Saate bakayım şimdi. Bir şeyler yiyeyim ve çıkacağım. Yan kapıdan çıktığım için şimdi gördüm arabaya binerken. Diğer beklediğim kargolar da gelmiş. Gelince açarım artık onları. Kargo gelince kapıyı çalmıyor postacılar veya kargocular. Ve Amazon'un kendi şeyi var, taşıması var. Amazon Prime'ın. Çalmıyorlar. Sadece kapının önüne bırakıp gidiyorlar. Bir şey de olmuyor. Yani şu ana kadar en azından hiçbir şey olmadı. Kapının önünden falan da alınmadı. Bazen tatile birkaç günlük bir yere gittiğimizde bir iki gün öncesinden gelip
orada biz gelene kadar durduğu zamanlar falan da olmuştu. Hiçbir şey olmadı. Tabii belli de olmaz. Aslında içeri almak en mantıklısı ama şimdi hemen çıkmam gerekiyor. Evet, çıkmam gerekiyor. Gecikmeyeyim. Çantamı almamışım herhalde. Ay yok, burada. Dışarıda bırakmışım. Tam vaktinde gelmiş bulunmaktayım. Üst kata çıkacağım herhalde. Evet. Üst kata çıkacağım. Geldim eve. Doktoru göremeden geldim. Ay neler neler oldu. Yani çok bir şey olmadı. En son 8 Temmuz'da gitmiştim doktora. Bu yıl içerisinde bir 6-7 ay önce. O da beni lens için şey almıştı. Randevu alabileceğimi söylemişti. Çünkü lens istiyordum güya. Emin değildim falan. Hani alayım demiştim. Bir randevuyu alayım demiştim. Ben randevu almamıştım. Sonra lens işinden vazgeçtiğim için. Bu randevuyu da tam bir ay önce almıştım ben. Daha doğrusu Mustafa benim için almıştı ve lens appointment'ı aldığını iddia ediyor Mustafa. Ama oraya gittiğimde lens appointment'ı alınmadığını söylüyorlar. Yani anlatması o kadar uzun ki, çünkü ben de çok fazla anlamadım. Ve göz appointment'ına da giremeyeceğimi söyledi doktor. Hadi dedim, tamam okey, gözlük alayım sadece. Zaten biliyorsunuz ikisini de düşünüyordum ya. Gözlük alayım. Ama gözlük appointment'ına da, randevusuna da, kontrolüne de bir yıl dolmadan giremeyeceğimi söyledi hemşire. Girebilirim ama sigorta karşılamıyor. Ekstra kendim ödemem gerekiyor. O da artık ne kadardır kim bilir. Böyle o iş öyle kaldı. Lens Mustafa o şekilde randevu aldığını söylediği halde o da öyle olmadığı göründü. O zaman bana ne appointment randevusu vermiştiniz, pardon. Hiç anlamadım. Bunlar da böyle çok uzun açıklama yapma gereği de duymazlar. Yani böyle itiraz da edemezsiniz. Bir anlamda iyi. Yani hiçbir sonuca da varmayacak falan. İşte bir de güya beni aramışlar. İki numara söylediler. Bir tanesi Mustafa'nın değişen numarası. Bir tanesi de tanıdık geliyor ama eskilerden bir numara, hiç çıkartamadım. En nihayetinde sonuç olarak 1 Nisan'a randevu verdiler. Lens için lens kontrolüne gireceğim ve arkasından da lens için takıp çıkartma dersi, kursu almak için de o gün yine gireceğim. Böyle ben de şimdi düşünüyorum, aldım o 1 Nisan'ı. Bugün de ayın 4'ü. Bir ay var. Oldukça fazla bir süre. Ve ben Haziran'ın sonlarında falan Türkiye'ye geleceğim. Diyorum acaba Türkiye'de mi yapsam bu işi? Zaten o gözlüğü kesin Türkiye'de yapacağım. Ama lensi de mi Türkiye'ye bıraksam diye de düşünüyorum. Ama bir gün daha bunlara katlanma şeyim de kalmadı. Ama öyle de dedikçe uzuyor yani. Hani katlanılabilir. Nisan'a kadar beklersem Mayıs, Haziran'a kadar da beklerim diye de düşünüyorum. Haziran'ın sonu gerçi, hani bir ay daha beklersem bir ekstra üstüne 3 ay daha koy falan filan. Böyle. Yani emin değilim. O yerde gitmesin diye randevuyu aldım. İptal edilebilir. Emin değilim. Belki hem lensi hem gözlüğü Türkiye'de de halledebilirim. Siz ne dersiniz? Yani özel hastanelerde gayet iyi. Yani zaten kıyaslamıyorum bile açıkçası. Ben Türk doktorlarına çok güveniyorum. Türk sağlık sistemine burada olduğundan daha fazla güveniyorum. Ama beklemek konusunda sıkıntım var. Beklerim belki de yani. Bakalım, bilmiyorum. Kemeri çıkartmışım. Defnoş evde, çocuklar evde, Mustafa da evde. Bir paket daha var evin önünde, Defne'nin bir şeyleri. Şimdi o kalan paketleri de onda açalım da bari neşemiz yerine gelsin diye düşünüyorum. Nak nak. Defnoş. Ne haber? Hoş geldin. Hoş geldin. Öpücük. Oh, kızım benim. Özleştik. Ne yaptın? İyi misin? Defne, paketlerin gelmiş senin de Amazon'dan. Açalım mı? Gel hadi bakalım. Evet, kalan paketleri Defne ile açmaya hazırız. Çünkü genelde Defne için herhalde. Aslında bilmiyorum niye 4 tane paket var burada. Ben de anlamadım. Ayrı ayrı paket demişler, göndermişler. Şöyle açalım. Kesin Defne. Tamam, sen al. Bir saniye, bizle ilgili olmayan eğer babanla... Ben açtım. Her şey açalım mı? Açalım. Defneler okulda Chromebook
kullandıkları için tablet mi, bilgisayar mı ne deniyor? Tabii kulaklıkta ihtiyaçlar oluyor. Testlerinin, sınavlarının çoğunu şeyde alıyorsunuz değil mi? Chromebook'ta yapıyorlar. Yazılı değil de. Bazen yazarak test alıyorsunuz değil mi? Öyle. İşte şu da şu şekilde. Dur Defne'cim, bir tane alayım. Okey. Böyle. Diğeri kırılmıştı. Evet. Şu naylonu çıkartmak gerekiyor. Güzel. Sevdim. Tamam. Şöyle yine de kutulara bir bakalım. Biraz önce de ben baktım çünkü bilmiyorum abilerine babana olan bir şey varsa. Genelde bu evde siparişleri ben yaparım. İhtiyaçları genelde ben belirleyip ben alırım. Ben Mustafa genelde çok ilgilenmez bazı elektronik şeylerde şimdi. Abi jumprop'tan bir bahsedelim Defne. Defne ip atlamayı öğreniyor ve çok seviyor. Yedi de bu. Tamam. Tamam. İp atlamayı çok seviyor ve öğreniyor. Ama şu bildiğimiz normal ip olanlar, ki biz aslında küçüklüğümüzde onlarla atladık ama kameraya çarpma sakın. Onlarla atlamak aslında yeni öğrenenler için bir tık daha zor. Mesela bunlarla yiğit jump rope, boncuklu jump rope, jump rope şey demek işte ip demek. Bunlarla atlamak, bunlarla öğrenmek daha kolaymış. Okulda mesela bunlarla 20'ye kadar falan çıkar iken yer birazcık dar değil mi orası? Evdeki o ip olanlarla işte daha az yapıyor. O yüzden bundan alalım dedik ve aldık iki tane ikili bir set. Ha bu arada kulaklığın fiyatı ne kadardı? $15. Bu ikili jump rope'lar da iplerde almak çok iyi gidiyor. İkililer de ama yer alan birazcık da ikili iplerde ne kadardı? $11 falan öyle bir şeydi. Defne'cim kalanlarını ben açayım mı? Hadi bakalım. Şunda ne olduğunu biliyorum aslında. Şöyle birazcık gel kameraya yanıma karşıma. Bir şey almıştım. Gösterelim şimdi. Case. Yok, sweatshirt. Aa bu şey. Bu Amazon'dan almadım da. Ben bunu Nordstrom'dan almıştım. Önceki vlogda görmüşsünüz, gördünüz, izlediyseniz. Online alıp mağazadan pick up yapmıştım. İki tane sweatshirt vardı. Hala karar verememiştim. Ve hala belirsizliği devam ediyorsun. Hala da karar veremedim. Orada duruyorlar o günkü denediğimde. Bir tanesi mağazada yoktu. Ve mağazaya ship de edilmiyordu. Bunu eve göndermişler direkt. Böyle. Turuncu. Yani düşündüğümden daha az parlak. Yani güzel anlamda daha az parlak. Böyle çok turuncu değil. Güzel bir sweatshirt. Sevdin mi rengini? Evet. Hadi deneyim ne de. Şimdi değil ama Defne diğerini açtı. 3 tane. Sabahki basketleri gördüğünüz o üçlü setle bu üçlü set arasında bir karar vermek istiyorum. Şu poşetini de çok da mahvetmeden açmak istiyorum ama işte o. Evet. Bunları da bunlar da şöyle. Bunun arkasında asılacak yeri de var aynı zamanda. Diğerini de asmak zor değil zaten. Şöyle. Turuncu seviyorum. Bir süredir, uzun zamandır turuncu seviyorum. Sarı zaten severim. Böyle bir siyahlar falan. Evet, çok iyisin. Bunlar falan böyle üçlü daha sanki renkli hoş mu olacak emin değilim yani. Denedikten sonra, karar verdikten sonra eminim ki sonraki vloglarda da görürsünüz diye tahmin ediyorum. Bu $40'dı. Onun fiyatını da sabah söylemiştim. Şu an hatırlamıyorum. Bugünlük böyle. Şimdi birazdan Mustafa'ya bakacağım. Gelmiş işten ama aşağıda çalışmaya devam ediyor. Melih sanırım arkadaşlarıyla mı buluşmaya gitti Defne? Dışarı çıkmış. Melih evde yok. Bu şekilde hafta sonuna bir giriş yapıyoruz. Hafta sonu bu arada pazar günü Yakup'un doğum günü. Yakup 13 olacak. 13 burada önemli bir yaş. Teen yani 13. Teenager yaşı, ergen yaşı gibi demek oluyor. Öyle hafta sonu hava da güzel görünüyor burada.
Umarım güzel bir hafta sonu olur bizim için, sizin için de öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.